Dünyada refah seviyesi en yüksek olan ülkelerden biri olan İsviçre'de ortalama yaşam süresi 82 yıl. Yine dünyada uzun yaşam ortalamasına sahip olan Japonya'da ise 82. İsveç'te bu ortalama 74. Ege Denizi'nde bulunan Yunanistan'a bağlı olan İkarya Adası'nda ise ortalama yaşam süresi 100'e kadar çıkıyor. Saatin kullanılmadığı ve sakin bir yaşam tarzının hakim olduğu, adeta bir yazarın ütopyasını andıran adada insanlar uzun yaşamanın sırrını bulmuşlar. Hayaller ülkesi İkarya'da halk uzun ve sağlıklı yaşamayı nasıl başardı? Ölmeyi unutan insanların ülkesi olarak bilinen İkarya, Ege Denizi'nde bulunan Sisam Adası'nın 19 kilometre kuzeybatısında yer alıyor. Son verilere göre adada 8.000 kişi yaşıyor. Adanın başkenti Agios Krikos. Ada ismini Yunan mitolojisinin önemli figürlerinden olan İkaros'tan almış. Atinalı usta Dedalus'un oğlu olan İkaros, babasının balmumundan yaptığı kanatlarla güneşe doğru uçarken kanatlar güneş ışığından erir ve İkaros İkarya adasına düşer. Hikayesi bu olayla başlayan İkarya'yı diğer Yunan adalarından farklı kılan başka bir özelliği var. Burada yaşayan insanların oldukça uzun yaşamaları. İkarya, dünya üzerinde uzun yaşam oranlarını göstermek için mavi bölge olarak isimlendirilen alanlardan biri. Ülkemizin Ege kıyılarında yaşayanların diğer ülkelere göre çok daha uzun yaşadıkları düşünüldüğünde bunun Akdeniz ikliminin ve yaşam tarzının etkisi olduğunu düşünebilirsiniz. Ada halkının büyük bir bölümü 90 yaşının üzerinde. İlerleyen yaşlarına rağmen halkın büyük bölümü gençleri bile kıskandıracak kadar dinç ve sağlıklı. Adada saat yok. Yani İkarya aslında zamanın olmadığı bir yer. Öyle ki adadakiler saate bakmadan yaşıyor. Bir yere gitme ya da bir yere yetişme gibi bir kaygıları yok. Yani modern zamanlarda her türlü hastalığın tetikçisi olan stres belasından oldukça uzak bir hayat sürüyorlar. İkarya, şehirlerde yaşayan insanların en büyük hayallerinden biri olan organik beslenme kültürüne sahiptir. Adada herkesin kendi bahçesi var. Bu bahçelerde isteyen istediği meyveyi ve sebzeyi yetiştiriyor. Bunun yanında İkarya toprağının verimli olması da bu imkanı halkına sağlıyor. Akdeniz diyetiyle beslenen halk, dünyada en fazla zeytinyağı tüketen bölgelerden biri. Kendi ürettikleri zeytinden yaptıkları yağlar yemeklerinin vazgeçilmezi. Dünyanın en sakin insanların yaşadığı yer diyebiliriz İkarya Adası için. İkarya'da sabahları kalkıp işe gitmek gibi bir kültür yok. İkarya'da sabahları kalkıp işe gitmek gibi bir kültür yok. İnsanlar ne zaman uyanırlarsa dükkanlarını o zaman açıyorlar. Adayı farklı kılan özelliklerden biri de bu sanırım. Şehrin temposuna ayak uydurmuş bizlere göre hayatın ve zamanın çok daha yavaş ilerlemesi. Ada halkının bu kadar uzun yaşamasının altında yatan bir başka alışkanlıkları ise sürekli hareket halinde olmaları. Bizdeki işleyen demir pas tutmaz atasözünün haklılığını bu adada görebilirsiniz. Hangi yaşta olursa olsun ada sakinleri dağ bayır demeden geziyorlar. Ada, 1940'lı yıllar boyunca komünist olduğundan şüphelenilen kişilerin sürüldüğü bir yerdir. Halen Yunan Komünist Partisi'nin en yüksek oy aldığı yerlerden biridir.